Değerli izleyenler, Türkiye onu sevda yolunda kovaladım sevgiyi, bin dertle oyaladım kendimi diyen Dert Değil isimli şarkısıyla tanımıştı. Yorumcu ve yönetmen Metin Arolat dün son kez çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sevda yolunda kovaladım sevgiyi, ah bin derdine oyaladım kendimi. Artık takat kalmadı bende, yaralıyım ne çare. Yaralı değil ama yorgundu. Bitkinliğini aldırmadan sahneye çıktı, fenalaşıp yere yığıldı. Bir daha da kalkamadı. Rejim yapıyormuş yine. Herhalde kalbi kaldırmadı. Türkiye Metin Arolat'ı 26 yıl önce çıkardığı Ayrılık Olmaz albümündeki Dert Değil şarkısıyla tanımıştı. Olsun varsın ah çekinme, sen yine yalanlar söyle. Birçok şarkının klibine imza attı. Hem yönetmen hem de söz yazarıydı. Ben çocukluğumda kalmış bir insan. Yani hep orayı özlerim, hep hiç unutmam. En son Armağan Çağlayan'a konuk olmuş, ölümden döndüğü anları anlatmıştı. Ölüyorum diye düşünmedim, şunu düşündüm. Şimdi beni burada bulacaklar, el alemin evinde. O ara annem yaşıyordu. Annem şimdi ikinci evladını kaybediyor olacak, çok üzülecek. Kendinden önce annesini düşünen sanatçının sahne aldığı son adres İstanbul Koz Yatağı'ndaki bir oteldi. Menajeriyle güle oynaya işe gelmişler. Dün akşam yine buradaydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahnede bir anda fenalaştı. Ve hayatta en mutlu olduğum yer sahne diyen Metin Arolat kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Aslında kalbi önceden sinyal vermişti. Kolum uyuşuyor falan demişler. Bakmışlar orada 20 dakika sonra sahne çıktıktan sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini falan çıkarmış. Şarkı söylerken yeniden fenalaştı. Bir daha kalkmamak üzere yere yığıldı. Söyle ne oldu bize? Nefret girdi sevgiye. Seyirciler arasındaki bir hemşire kalp masajı yaptı. Hızlı hastaneye kaldırıldı ama yolda ikinci kez tekleyen kalbi yeniden çalıştırılamadı. Ne diyeceğim çocuklar? Sözüm bittiği yer. Söylenecek hiçbir şey yok. 52 yaşında vefat eden Metin Arolat, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından pazartesi günü memleketi İzmir'de toprağa verilecek. Yüzleşme gibi bir an ve gittim ben. Yani gitti, her şey uzaklaştı. Sen yine yalanlar söyledin.